Dur! Bugüne kadar beni bekledin değil mi? Bana ihanet etmedin. Ben de ne yaptım? Her şeyimi sana saklayacağıma söz verdim ben. Hiçbir şey anlamıyorum. Niye bana söylemedin?
Yaşadığını niye bana göstermedin? Niye söylemedin? Nasıl yaptı bunu bize? Sorma ne olur, hiçbir şey sorma. Ne yapıyorsun? Ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Her şeyi anlat bana. Gerçeği anlat. Bırakma beni böyle. Aklımda bir sürü soru var, bırakma. Ben seni öldü sandım, bana ihanet etti sandım. Sana da koşanların olsun. Allah seni de elinden tutsun. Amin. Ne oldu? Gitmeyecek misin? Gideceğim. Gideceğim de içeride herhalde telefonumu unuttum. Dur, ben bakar gelirim şimdi. Evladım, kime baktın? Ben bir kıza baktım abla. Uzun saçlı. Buralarda bir yerde oturuyor olması lazım. Adı Havva. Yok oğlum, buralarda gençlerin işi ne? Burayı ihtiyarlar yurdu. Torunlar canları isterse bizi görmeye gelir. Belki sen görmemişsindir abla. Ara oğlum. Ara bulabilirsin. Allah işin gücünü rast getirsin. Teyze. Teyze. Bade Palalı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Yusuf seçimini yaptı. Bade ile evlendi. Seni sildi attı. Ne
kere kaybettim seni. Bir daha kaybetmeyeceğim. Thank you.
Merhaba Toprak, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim de... Ne oldu Rüzgar'a, kötü bir şey mi oldu? Yok yok, Rüzgar iyi. Ben bir sesini duyayım diye aradım. Anladım, ben de sizi arayınca kötü bir şey oldu diye korktum. Doğru söylüyorsun. Ben Havva'yı düşünüyordum da. Benim de hiç aklımdan çıkmıyor. Sanırım yokluğuna hiç alışamayacağım. Bir tarafım hep eksik gibi. Anlıyorum Toprak. Ben de dönüp dolaşıp o son günü düşünüyorum işte. Düğüne gelmişti, konuşmuştuk. Sonrasını biliyorsun işte. Her aklıma geldiğinde acaba diyorum. Bilmediğim bir durumum vardı. Bir şeylere tutunmak istiyorum belki de, bilmiyorum, işin içinden çıkamıyorum. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Toprak, Havva seninle konuştu mu? Bizim hakkımızda kendiyle ilgili bir şey söyledi mi? Bir şey biliyorsan bana söyle Toprak. Yusuf Bey, benim bildiğim tek bir şey var. O da ablamı sizi çok severek öldü. Cemile. Yusuf Bey'im. Ne oldu, niye buradasın? Haminnem hasta, ona yemek getirip götürüyorum. Hemen şimdi konağa geri döneceğim. Cemile. Onu gördün mü burada? Yaşadığını biliyorsun değil mi? Ben sana ne söylesem boş değil mi? Ne halim varsa gör, beni de karıştırma. Geç sen şöyle kafeye otur. Biraz bekle, ben geliyorum. Cemile. Doğruyu söyle bana. Niye korkuyorsun? Bana kim olduğunu sormadın bile. Niye korkuyorsun? Havva olduğunu biliyorsun değil mi? He? Söyle bana Cemile. Gördüm. Haklısın. Havva yaşıyor beyim. Dünden bu yana çok kahroldum. Günahı varsa benim boynum olsun. Söyle bana, nerede? Buyur beyim. Hadi. Şu ev beyim. Hava. Hava, aç kapıyı. Aç, içeride olduğunu biliyorum. Hava. Thank you.
Kolay gelsin. Havva Karagül adına bir biletimiz vardı. Onu değiştirmek mümkün mü onu soracaktım. Bir saniye kontrol ediyorum. Maalesef bu isme kayıtlı bir bilet yok elimizde. Tamam, teşekkürler. Ya dikkat etsene kardeşim. Vay Remzi abi, hayırdır, nereye yolculuk? Kızın yanına gidiyorum. İstanbul'a, toprağın, Tekin'in. İyi, hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Ay şeytanın gövdeliği. İyi günler. Remzi Karagül adına bir biletimiz vardı. Onu değiştirmek mümkün mü? Onu soracaktım. Bakar mısınız bir? Evet efendim. Saat 11 İstanbul uçağını almışsınız. Ancak değişim süresi geçmiş. Check-in işlemi de yapılmış zaten. Tamam, teşekkürler. Sağ ol. Yürü, yürü. Ortadan kaybolmamız gerek. Ne oluyor ya? Ne çekiştiriyorsun? Sar şunu kafana. Hancıoğlu burada. Yusuf mu geldi? Mehmet. Hadi kimseye gözükmeden atalım kendimizi uçağa. Bak kapılar da açıldı zaten. Yürü. Çekiştirme. Bu ne ya şimdi, Allah kahretsin. Neden geldik Yusuf buraya? Ne konuşacağız söyle. Ne oluyor Havva, niye böyle davranıyorsun? Nasıl, anlamadım. Kendin gibi değilsin. Agresifsin, kıskançsın, hırsızsın. Ne oluyor sana ya? Ne alakası var Yusuf? Bütün iyi niyetimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Rüzgarla ilgileniyorum, toprağın yokluğunu hissetmesin diye uğraşıyorum. Suç mu bütün bunlar? Ya tabii ki değil. Mevzu sadece bu değil ki. Ne o zaman başka? Söyle. Ya önce toprağın üstüne dükkan yaptın diye kıyameti kopardın. Sonra toprağın evlilik meselesi. Şimdi de annemi çiğniyorsun, rüzgarla beraber odaya kapanıyorsun. Ben kimseyi çiğnemedim Yusuf. Hele ki anneni. Havva. Sabah toprak için söylediklerini tekrar etmek istemiyorum bile. Ya şu olanlara, şu yaptıklarına bak, sana yakışıyor mu Allah aşkına? Niye böyle davrandığını bilmediğim için altında bir sebep arıyorum ben de. Sen tekrar etmek istemiyor olabilirsin. Ama ben toprak konusunda sebepleri sana sabah anlattım. Ama sen beni anlamak, dinlemek yerine beni sürekli azarlıyorsun. Ben de geriliyorum. Havva. Aklından geçen saçma sapan şeyler yüzünden geriliyor olabilir misin acaba? He? Tamam, nişan telaşı dedim, gerilmişsindir dedim. Nişan da geçti. Sen rahatlayacağına daha fazla gerildin. Çünkü ne yaparsam yapayım hiçbirinizi mutlu edemiyorum. Her şeyi doğru yapmaya çalışıyorum. Ama hepiniz, herkes üstüme geliyor. Suçum olmayan şeyler bile benim üzerime kalıyor Yusuf. Toprak bir karar veriyor, buradan çekiyor gidiyor ama suçlusu ben oluyorum. Hepiniz toprağın ne hissettiğine takılmışsınız. Hava kimsenin umurunda değil. Hepiniz birdenbire toprağın savunucusu kesildiniz.
Ama unuttuğunuz bir şey var. Hiçbiriniz toprağın gidişine benim kadar üzülemezsiniz. Hiçbiriniz onu benim kadar sevemezsiniz. Özleyemezsiniz. O gitti, benim yarım gitti Yusuf. Elimin, kolumun teki, gözümün teki gitti onunla. Yusuf, sen kendine baktın mı? Asıl sen bana güvenmiyorsun. Söylediklerimin tek kelimesine inanmıyorsun. Toprak sana aşıktı diyorum. Aşıktı. O benim kardeşim, ben onun içini görürüm. Gördüm. Senin için kabul etmesi zor değil mi? İnan, benim için olduğu kadar değildir. Ben bunu anladığım zaman dünya başıma yıkıldı. Sen bana ilk evlenme teklif ettiğinde ben sana neden hayır dedim? Hı? İçime çöken acıdan kurtulmak için İstanbul'a kaçtım ben. Sırf bizi gördüğünde mutsuz olmasın, üzülmesin diye. Senden, benden, aşkımızdan, bizden kaçtım. Ben bu aşkı korumak için nelere katlandım biliyor musun? Yanlış bir şey yapıp seni üzmemek için. Nelere katlandım, haberin var mı? Ben niye böyle oluyor diye anlamaya çalışıyorum sadece. Sen hiçbir akarsuyun yönünü değiştirmeye çalıştın mı Yusuf? Ha? O su üzerine gürül gürül akarken, tutunacak tek bir dalın yokken orada ayakta kalmaya çalıştın mı? Hı? Sen hiç kaderine karşı savaş açtın mı? Ben açtım. Boğulup gitmeyi göze aldım. Sırf senin için. Seni deli gibi sevdiğim için. Şimdi sen beni anlamaz, bana inanmazsan ben ölürüm. Ölürüm. Bir gün içine bir öfke çöreklenir de bana sırtını dönersen ben mahvolurum Yusuf. Ne olur bana arkanı dönme. Ne olur. Sana arkamı döndüğüm gün benim de sorun olur, tamam mı? Ben seninle bir ömür geçireyim diye çıktım bu yola. Bir ömür. Hava, emin misin? (Gülüyor)
ısrarla çalıyor. Belki önemli bir şey vardır. Tam bir bakayım. Evden arıyorlar. Efendim? Yusuf. Hemen hastaneye gel. Rüzgar havale geçiriyor oğlum. Rüzgar havale geçirmiş. Hastaneye gitmem lazım benim. Ben de geliyorum. Demek benim yüzümden ağlamıyormuş. Hasta olduğu için ağlıyormuş. Yengeciğim. Sağ ol oğlum. Yusuf. Ne oldu, iyi mi Rüzgar? Bilmiyorum, muayene için içeri aldılar. Biz de bekliyoruz. Merak etme aşkım, oğlumuza hiçbir şey olmayacak. İyi ki varsın bir tane. İyi ki varsın. Yusuf Bey. Rüzgar'ın durumuyla ilgili sizinle konuşacaklarım var. Böyle buyurun isterseniz. Nesi var oğlum doktor bey? İlk tahlil sonuçları geldi. Kandaki değerlere bakarak Rüzgar'ın gıda zehirlenmesi geçirdiğini söyleyebilirim. Zehirlenme mi? Ayrıntılı tetkikler yapılınca daha net konuşabilirim ancak yüksek ateşi takip eden ishal tablosu gıda zehirlenmesini gösterir nitelikte. Bebeğin annesisiniz galiba. Hayır, annesini kaybettik. Bebeğin bugün neler yediğini, nasıl beslendiğini bilmemiz gerekiyor. Öğlene kadar ne yedi bilmiyorum doktor bey ama öğleden sonra ben ona meyve püresi verdim. Hangi meyveleri yediriniz? Yani daha ek gıdaya yeni geçtiği için armut rendeledim. Sütten de kesildiği için sonra mama verdim. Mamanın son kullanma tarihine baktınız mı? Ya da kutunun ne zaman açıldığını biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Mama zehirlemiş olabilir mi? Şimdi hazır mamalar açıldıktan en fazla 4 hafta içerisinde tüketilmesi gerekir. Saklama koşullarına ya da buna dikkat edilmezse gıda zehirlenmelerine sebep olabiliyor maalesef. Ben hiç bilmiyorum. Genelde kızlar ilgileniyor bunlarla. Keşke izin verseydin de kızlar ilgilenseydi olanın mamasıyla. Meyve ve mama dışında başka bir şey yediniz mi? Yok, hayır. Belki bitki çayı ya da başka bir şey? Hayır doktor bey, bir şey vermedim başka. Allah. İyi düşün bir tanem. Başka bir şey yedirdiniz mi? Hayır Yusuf, vermedim. Emin misin? Tahlillerin hepsi çıkmamış da. Doktor yediği bir şeyden şüpheleniyor. Şimdi önce ateş, sonra ishal olunca zehirlenme olabilir diyorlar. Gece bulantı olur, kusma olur diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ah benim küçüğüm. Bu haliyle nasıl baş edecek bu kusma işlerinde falan? Şimdi ilaç veriyorlar rahatlatmak için. Ama daha onlar da tedavi yapamıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar çünkü. Ne demek bu ayol? Alıştığının dışında bir şey mi yedirmişler çocuğa? Ne bileyim anne, ben de bilmiyorum. Zaten olan olmuş. Şimdi oğlan iyileşsin, tek önemli şey bu. Elimizden ne geliyorsa yapacağız amcaoğlu. Sağ ol Mehmet. Geldin mi Sultan? Çocuğuna şikayetini falan getirdin mi? Hepsini getirdim. Tamam. Yok hala, daha bir teşhis koyamadılar. Daha biz de göremedik, bekliyoruz. Vallahi hanımım, toprak giderken aldıydı o mamayı.
Ama ne kadar dikkatli kızdır bilirsin. Onun dışında zaten oğlana biz bakıyoruz. Hani bizden bir arıza çıkmaz. Ben kefilim bizim kızlara. Tamam hala. Ne olduğu belli olsun, seni arayacağım, haber vereceğim. Tamam, görüşürüz. Yusuf, dışarı çıkıp konuşalım mı biraz? Ne dışarı Savva? Doktordan haber bekliyoruz, bilmiyor musun? Ben hava almak istersin diye düşünmüştüm. Tamam, bir şey söyleyeceksen burada söyle. Yusuf, sen bana kızdın mı? Ben Rüzgar'a mamadan, meyve püresinden başka bir şey vermedim. Gerçekten. Böyle olacağını bilemedim. Nereden bileyim? Tamam Havva, ben sana inanıyorum. Yedirmedim diyorsan yedirmemişsindir. Oğlana ne olduğunu bilmemek canımı sıkıyor. Hepsi bu. Hadi Pınar, hadi hazırla şu mamayı. Hadi ne olur. Sen niye indirdin çocuğu aşağı? Üşüyecek. Allah Allah, sana ne? Sardım sarmaladım işte. Bir şey yok, hadi. Kusmadı mı daha paşa? Yok. Ne yaptıysa kâr etmedi. Bir de şu Pınar mamayı hazırlasa ben de yedireceğim ama. İçim ezildi. İster misiniz siz de? Ay yok Cemile, pasta düşünecek halim yok benim. Görmüyor musun? Çikolatalı, bademli falan. Vereyim mi Hava? İster misin biraz şimdi? İstemem, istemem. Ama oğlanın hoşuna gider belki. Dur kız. Dur, ne yapıyorsun? Ya dokunur bebeğe. Ay ne var canım, bir lokmacıktan ne olur. Hem hoşuna gider belki, bak. Yok, illa vereceksen toprağı arada bir sor. Sana fikrini soran oldu mu Cemile? Ay, hoşuna da gitti. Paşam, sen yaş pastamı sevdin. Ne oldu, daldın öyle? Rüzgar'ı düşünüyordum. Yok bir şey. Kimse gelip bir şey demiyor. Elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz burada. Kuzum sakin ol. Bir şey olmayacak Rüzgar'a. Merak etme. Ha, geldin mi kızım? Gel benimle. Yusuf'um, doktor hani Rüzgar ne yedi ne yedi diye ısrarla soruyor ya, ben de Cemile'yi getirdim. Bir bu eksikten de herkes burada zaten. Havva'ya sorduk ya. Tabii oğlum. Tabii de Havva'dan önce Cemile bakmıştı. Oğlana ne verdiniz ki Cemile? Vallahi Yusuf Bey sabah biberonu içti. Daha öğlen olmadan da Havva geldi, ben bakarım dedi. İyi, başka bir şey vermediniz yani. Hayır. Cemile, bak kızım, bu hayat mamat meselesi. Torunum içeride alev alev yanıyor. İyice bir düşün kızım ha. Bakalım, hatırlayacağım bir şeyler olur belki. Vallahi hanımım, ben içim ezildi diye biraz pasta koydum kendime. Havva'da oğlan durmadı diye ağzına bir parmak soktuydu. Ama o kadar yani, azıcık. Ay inanamıyorum. El kadar çocuğa pasta mı verdin abla? Anneciğim, azıcık bir şey verdim. Yedi bile sayılmaz. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Yasağın azı çoğu olmaz. Anneciğim uyumuyordu, çok huzursuzdu. Annem de hep der tatlı rahatlatır diye. Öyle dudağına bir parmak sürüverdim. Baştan niye söylemiyorsun? Ben sana o kadar sordum. Ha? Niye öyle söylüyorsun Yusuf? Bilerek mi yaptım ben? Bilmeden verdim işte, böyle olacağını düşünemedim. Rüzgar benim de oğlum. Tamam, tamam. Tamam, üzülme yavrum. Ne yapalım? Olmuş. Olanla ölene çare var mı? Değil mi kızım? Ama keşke bana haber verseydin be çocuğum. Sabahtan itibaren sordum sana, değil mi? Bak bunlar gelmezdi bizim başımıza. Neyse, ben bir doktorla konuşayım. Belki faydası olur.
Ben Nazlı'ya birkaç defa baktım. Ama başıma hiç böyle bir şey gelmedi. E tabii. Toprağın yanında çocuk bakmak çok kolay şey. Sonra senin kardeşin annelik konusunda son derecede becerikli. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanların böyle doğasında vardır bu. Kabiliyettir. Bazısı da böyle zamanla, zorla alışmaya çalışır. Mecburiyette. Hadi hadi neyse. Şimdi böyle düşünmenin, üzülmenin hiçbir faydası yok. Bak bu kulağına küpe olsun. Asla yalan söyleme abla. Asla eksik konuşma. Her insanın bir damarı vardır kızım. Yusuf'unki de bu. Hiçbir şekilde yalana dolana zerre kadar tahammülü yoktur. Anne. Yavrum ne oldu? Pasadan mı zehirlenmiş çocuk? Daha belli değil, araştırmıyorlar. Ben sana başka bir şey soracağım. Evet. Hani Gülsüm'e lazım olmuştur da kan aramıştık ya. Hatırladım, ne olmuş? Ben onun kan grubunu ARH pozitif diye hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? İlahi oğlum. Kadın öldü ayol. Toprak oldu gitti. Ben onun kan grubunu nereden hatırlayacağım? Abla sen hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum beyim. Gülsüm Rüzgar'ın annesiydi değil mi? Niye soruyorlarmış? Rüzgar'la kan grubumuz tutmuyor. Doktor kan lazım olursa hazırlıklı olalım diyor. O zaman annesine, abisine falan soralım. Belki onlar biliyordur. Anne aramana gerek yok. Doğum burada oldu dedim. Kayıtlar burada var. Bakacaklar. Teyze bir gelsene. Bıraksana kolumu. Gel dedim sana. Kız bırak kolumu. Bağıracağım şimdi, herkesin ortasında rezil olacağım. Yeter be. Bana bak. Sesini kes, aklını konuştur. Yusuf'un ne dediğini duymadın mı? Duymadım. Ne olmuş? Hem duysam da bana ne? Teyze. Oyunu bırak. Bal gibi duydun ne dediğini. Yusuf Rüzgar'ın kendi kanından olmadığını öğrendi işte. Ne yapalım? Ne demek ne yapalım? Ben sana soruyorum ne yapacağız diye. Rüzgar annesinin değil de gerçek babasının kan grubundan sonra Yusuf onun kendi oğlu olmadığını öğrenecek. O zaman da o raporu kimin değiştirdiğini öğrenmek için elinden geleni yapacak, bulur da. O zaman sana geçmiş olsun. Bana bak. Gemi su alıyor diyorum. Eğer o gemi su alıp da batarsa sen de benimle boğulursun, haberin olsun. Yanlışın var. Sen o gemiden beni çoktan attın. Ben bu kıyıdan kovulursam başka bir kıyıda kendime yer bulurum, merak etme. Ama senin gemin batarsa derinde boğulursun. Bir an önce pisliklerin ağırlaşmadan onlardan kurtul. Allah seni kahretsin. Niyetlendim bir kere. Bak Sultan geceliğimi bile getirdi. Yok, torunumu yalnız bırakamam ben. Anne ben varım işte, yalnız bırakmayacaksın. Oğlum ben sana mani oluyor muyum? Sen eğer arzu ediyorsan kalırsın, babasısın. Ama biz de aileyiz. Kalmamıza engel olma lütfen. Anacığım ne olur yapma böyle. Bak sen bu hastane köşelerinde kalırsan içim rahat etmeyecek. Eve git dinlen. Biz geldiğimizde bizle ilgilenirsin. Ya abicim niye burada bir şey lazım olsa? Sen ne yapacaksın tek başına? Nasıl halledeceksin? Kızaklı amcaoğlu. Allah Allah, amma büyüttünüz ya. Yakınsınız zaten, bir şeye ihtiyacım olursa ararım gelirsiniz. Tamam oğlum tamam, sen kal. Ama eğer gece yarısı bile olsa bir şey gerekirse hemen telefon et, olur mu? Tamam baba. Ay Yılmaz Bey yani. Tamam. Canım ısrar etmeyin. Yusuf haklı. Hadi iyi geceler yavrum. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Bana bak, beni her dakika ara. Vallahi sabaha kadar oturtursun. Anacığım sen dua et. Gelmiş geçmiş olsun bir tanem ha. Hepimize.
Sizi de eve bırakacakmış. Araba dışarıda hazır. Nasıl yani, ben burada kalıyorum. Kim dedi geliyor? Yusuf? Allah, sonra konuşuruz. Yusuf, ben seni burada nasıl bırakayım bir başına? Olur mu öyle şey? Alba, zor bir gece geçirdim. Sonra konuşuruz, beni ikiletme. Tamam. Sen nasıl istersen. Ayıkla bakalım pirincin taşını Havva. Emin misiniz? Tahliller falan karışmış olmasın sakın. Hamiyet Hanım, bu ihtimale karşı bütün raporları bizzat kendim inceledim. Anlıyorum, sizin için inanması güç bir durum. Ancak çok üzgünüm. Aklım hafsalam almıyor doktor bey. Böyle bir gerçeği bilip sizinle paylaşmamak olmazdı. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Tabii. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Rica ederim. Gerekli olması halinde yaptığımız kan tahlillerini size verebilirim. Şimdilik iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yusuf. Ben inanmıyorum. Kim yapsın, neden yapsın böyle bir şeyi? Bir karışıklık olmuştur belki. Ne karışıklığı ya? Versene şunu. İkisinin arasındaki farka bak. Islak imza bile yok. Allah kahretsin. Aslı, şu Rüzgar'ın DNA testini yapan şirketi ara. Şirketin yetkilisini ara işte. Raporun aslını göndersinler bana mail olarak. Çok acil, bekliyorum. Yusuf. Rüzgar'ın doktoru buradaydı. Neler söyledi bir bilsen. Bu Gülsüm'ün kan grubu konusunda şüpheleri varmış. Yusuf, Rüzgar benim torunum olmayabilirmiş. Haberim var anne. Ay kim ne istiyor bizden? Kim yapar bu kötülüğü bize? Allah'ım sen yardım et ne olur. Anneciğim sakin olun.
Daha gelmedi mi oğlum? Gelmedi baba. Bu nasıl iş abi? Bu raporların hangisi doğru? Neyi bileyim ben? Nasıl olsa birazdan anlayacağız baba. Ben bunu kimin yaptığıyla daha çok ilgileniyorum. Sonuçta bildiğim kadarıyla düşmanımız yok. Aklıma tek bir seçenek geliyor. O da Gülsüm'ün ailesi. Sonuçta Hancıoğlu olmayı herkes ister. Geldi. Oğlum, Allah aşkına söyle. Emin Rüzgar torunum değil mi? Yusuf. Değil anne, raporu değiştirmişler. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kim yapar bunu ya? Kim yapar? Niçin yapar Allah aşkına? Kim yaptı bilmiyorum ama nasılsa öğreneceğiz. O zaman bakacağız. Abla. Kızlara haber ver de bir konuşayım ben. Tamam bey. Birinden yardım almadan bu konağa girip raporu değiştirmek çok zor. O yüzden bu evdeki herkese güvenmem lazım. Bakın, isteyerek ya da istemeyerek bu işaret olmuş olabilirsiniz. İyi düşünün. Birazdan polise gidip şikayette bulunacağım. Ben sizi böyle polis gibi sorgulayıp kalbinizi kıracağım. Onlar gelsinler, işini yapsınlar. Sonra ortaya çıkarsa çok geç olacak. O yüzden iyi düşünün. Yaşadığın kolay değil beyim. İnan çok üzüldüm. Ama bu işte bizden birinin kabahati olamaz. Zaten gözümle görsem ihtimal vermem bu kızların bu işe karıştığına. İçimizde yediği kaba tükürecek tiniyette biri yok çok şükür. Ben seninle özel bir konuşma yapacağım zaten abla. Emrin olur beyim. Ne zaman istersen. Yeter ki bir faydam dokunsun. Cemile. Pınar. Kız bana bakın. Bak, bu iş çocuk oyuncağı değil. Hepiniz buraya benim vesilemle geldiniz. Yaptığınız her şeyden ben sorumluyum. Bildiğiniz ya da gördüğünüz bir şey varsa şimdi deyin.
Bak bu işte bir parmağınız çıksın. Kendinize belediye mezarlığından yer beğenin. Size ekmek verenlerin canını yakarsanız cezanızı elimden veririm ona göre. Abla bak boş yere günahımızı alıyorsun vallahi. Ekmek Kur'an çarpsın biz bir şey bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım. Ak kara ortaya çıkacak nasıl olsa. Tamam abla tamam. Ben diyeceğimi dedim zaten. Eğer bir şey biliyorlar da saklıyorlarsa kendileri bilirler. Bugüne kadar ortaya çıkmayan yalan görmedim ben. Ya, ya abla, vallahi billahi biz bir şey yapmadık. Ya hem bize ne rüzgarın kimden olduğu? Ya abla bak her şeyi söyle ama öyle bakma. Getir Kur'an'a el basayım ya. Yusuf Bey'i duydunuz. Her şey ortaya çıksın. O zaman konuşacağım ben sizinle. Allah Allah. Ya ne olsa bizden biliyorlar. Kız. Ben aldıydım o mektubu postacıdan. Ya benim başım yanarsa? Aman deli deli konuşma Cemile ya. Sen açmasaydın kapıyı ben açsaydım ne olacaktı? Almayacak mıydın mektubu içeri? Hadi mutfağa gir hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.